kuzusunda işte yepyeni bir güne daha başlıyoruz. Yine bugün kızlarımız kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde ve en kısa sürede yapmaya çalışacaklar ve annelerden altınları bakalım almayı başarabilecekler mi? Dün gün sonunda Elif ve Hülya'nın 3'er altını, Simge'nin 4, Seda'nın 6 altını vardı. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? Dört kızımız bugün kendilerine verilen görevi en kısa sürede ve en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Tabii anneleri de onlara destek olacak. Her görevden sonra annelerimiz kızların yaptığı görevi inceleyecek. Kızlarımızın görevlerini doğru yapıp yapmadığına karar vererek onları altınlarla ödüllendirecekler. Her annemizin günlük 4 altını var. Anneler bu 4 altının 4'ünü bir kıza verebileceği gibi kızlar arasında paylaştırabilir de. Tabii hiçbir anne kendi kızına oy veremeyecek. Kızlarımız da annelerden en çok altın almak için yarışacaklar. Çünkü haftanın finalinde en çok altına sahip olan kızımız o hafta kazandığı altınları alacak ve bir sonraki haftaya devam edecek. Diğer kızlarımızsa hafta boyunca kazandıkları altınları büyük kasaya bırakmak zorunda kalacaklar. En az altın kazanan kızımızsa maalesef hiçbir şey kazanamadan yarışmaya veda etmek zorunda kalacak. Ana kuzularının ana amacı 13 hafta boyunca yarışmada kalmayı başarıp 1000 altınlık büyük ödülün sahibi olmak. Bugünün görev dağılımları için herkes hazır bir şekilde bana bakıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Sedacığım, senin görevin çarşaf ütüleme. Yani. Evde yapmışsındır daha önce muhtemelen. Evet. Yapıyorsun ama. Ya da hazır ütülenmiş çarşafa yapmışsındır. Zaman önemli burada. Zaman önemli. Zaman önemli, evet. Bir de ne kadar karışık oldu, tek kişilik, çift kişilik falan. Onlar da önemli. Çift kişilik mi, tek kişilik mi? Evet. Tabii. O da sürpriz olsun sürpriz. O zaman. Sürpriz. Peki. Peki. Hatice annem. Evet. Sırada ne var? Elif'in görevi var. Evet. Evet Elif. Kıyafetten yağ çıkarma diye bir görev veriyoruz sana ve sen de hayretler içerisinde bana bakıyorsun. Dünkü Borani'den sonra bu çok güzel geldi. Teşekkür ederim. Tamam. Kolay geldi o zaman. O zaman biz sana başarılar diliyoruz. Hemen Hülya'ya geçiyorum. Miyase anne ve Hülya. Senin görevin anneler ve kızlar için terlik ve çorap alışverişi yapmak. Oo. Alışveriş zor bir görev. Zor mu? Evet. Alışveriş hem renk hem numara. Zor bir görev. Ama burada altınları kazanmak kolay değil. Üçüncü gün zorluğu yine. Yine üçüncü gün geliriz zorluğu. Geliriz üstesinden inşallah. Finale az kaldı bakalım. Neler olacak değil mi? Simgeciğim sıra geldi sana. Ne kaldı acaba değil mi? Düşünelim. Yemek. En sevdiği. Ama ne yapıyorsun bize? Tabii ki en sevdiğim börek, paçanga böreği. Daha önce yaptın mı? Hayır. Yapmadın. Annemiz yapmış. Biliyoruz, zamanı güzel değerlendirebilirsek yaparız. Ben de güveniyorum. Simge bence bu işi yapar. İnşallah. O zaman ne diyoruz görevlerimizi öğrendiysek? İş çok, zaman az. Haydi görev başına. Liraya. Çünkü anneminkini biliyorum. Benim aramam lazım onları. Şimdi ben annelerimize hediye alacağım. Ama çok az param var. Annelerimin de ayak numarasını bilmiyorum. Ya şimdi farklı farklı çok renk dağılımına da girmeyeyim. Bunları alıyorum ama sonu pazarlık yapacağız. Bekle. Aslında bunlar olabilir. Bunların altları sert ya. Ama sen hiç beni dinlemiyorsun ki. Halay çekmiyoruz burada. Bak hala. Ama söyledim bak bunu indirdikten sonra içine katacağız dedim. Daha nasıl söyleyebilirim? O zaman çabuk ol bir. Bastırın buharına bassa bassa kız. Buhara basamıyorum anne. Tamam. Ütü masasını kırabilir miyim acaba? Bu elin çalışmıyor mu bastırın? Çalışmıyor mu? Allah aşkına bunu kim 7 dakikada ütüleyebilir ki zaten? Ucu oraya değecek, değmesin diye belki daha dikkat yok, etmiştir değmek. Süreyi yetiremedim.
ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Kimsenin ayağına bakmadım. Ben elimden geleni en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Bugün kıyafete damlayan kurumuş yağ ve salça lekesini çıkaracak. Bunun için 10 dakika süresi var. Malzemelerini kontrol etmek ister misin Elif? Sirke, karbonat, tuz, sabun, fırça ve kaşık. Nasıl temizleyeceksin peki? Kaşıkla aslında salçanın salça lekesi var. Kaşıkla kalıntılarını almak istiyorum. Eğer almazsam daha çok yayılacak ve benim için bayağı zaman kaybedeceğim. Yağ lekelerine normalde de tuz döküyoruz biz ne zaman olursa olsun. Tuz dökeceğim, biraz da sirke yapacağım. İlk ovacağım. Birini yaparken diğerine tuzla bekleteceğim. Ovacağım artık nasıl Allah verdiyse. Tamam, o halde sürem başladı. Suya koyma lan. Sirke koyacağım biraz da. Değil mi? Elif önce lekenin üzerine tuz, ardından da sirke dökerek başlıyor işe. Şimdi ne yapıyorsun Elif? Salça lekelerini kaşıkla çıkartıyorum ilk ama burada zor oluyor. Çabuk çabuk. Anne sen onu suya soktun mu? He soktum. Dur tuzlu dur dur. Şöyle zemine. Dur anne karbonatı sonra. Sirke ver. Hatti heyzi mi abi? Hatti heyzi. Zaman mı? Neden diğerine geçtin hemen? Onu bekleteceğim orada. Anam sıcak su mu koydu o? İlk önce karbonatla soğuk suyla bir fırçala sarıda limon sıkıp. Deyip lata lata. Çıktı zaten. Tuz bayağı etkili oldu desene. En etkili zaten yağ lekesine tuz oluyor. Daha etkili bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum ve ben üstüme çok yemek döken bir kızı. Anne sirke ver, sirke ver anneciğim. Sabun da iyi gelirdi. İlk evet, önce sabunlaması lazımdı. Ondan sonra karbonatla olacaktı. Sirke ver anne. Normalde üstüme çok yemek döken bir kızım. Ama bu çıkmıyor. Renginden ötürü çıkmıyor. Çıkar. Hay Allah. Antrenmanlısın yani. Peki. Kafasına koydu mu onu yapar yani. Sonuna kadar uğraşıyor. Evet. Pes etmek yok. Maşallah. Evet. Çok iddialı hırslı bir kız. Evet. Elif kendisini zorlayan lekeyi şimdi de diş fırçası yardımıyla çıkarmaya çalışıyor. Yeter bu kadar su. Anne koy sirke koy bir şey koy anne. Tuz da koy tuz koy. Tamam. Sirke koy. Seveyim. Dök annesi dök. Ne bulduysan dök. Elif'in bu yarışı kazanması lazım. Baş ağrım durdu ya. Bu arada süren azalıyor Elif'ciğim. Koy koy. İki de farkın değil mi? İki de. Tamamdır. Durulaman da gerekiyor. Tamam durularım. İki de sebebim değil. Elif, evde elinde yıkadığın zamanlar da oluyor mu? Elde yıkıyorum. Makineden başka o zaman elde yıkıyorum. Annem makineyi hep çalıştırmıyor. Bu zamanda elinde çamaşır yıkayan kız kaldı mı yahu? Bize ilginç geldi doğrusu. Anne sirke koy. Tamam. Sirke koy anneciğim. Sirke koy. Sirke sabun işe yaramaz şimdi. Anne onu suya batırsana iyicene. Tamam. Elif durulamaya başlasan fena olmayacak. Çünkü çok az bir süren kaldı. Sağ
Sabun zemon ister, sabun zemon ona koy. Anne musluğu aç, suyu aç, suyu, suyu git, suyu aç. Hatice anne hortumu alıp geldi. Şimdi durulama işlemine geçiriyor. Bu bitti, evet. Onu ilk tuzla yapınca güzel oldu. Ama bunun rengi bir daha çıktı, o yüzden zorladı beni. Ne kadar seveyim. Anne su tut, su tut 2 dakika şuna. Su tut, su tut, su tut. Tamam. Anne üstüne tut onu anneciğim. Orada leke mi görüyoruz? Yoksa bundan o. Durulayınca geçecek. İlahi Elif, tam ne kadar hızlı ve iyi sıktı diyorduk ki her şeyi yeniden ıslattın. Şimdi yeniden sıkman gerekiyor. Ha gayret. Ay, acaba geçebilecek mi? Aa, hadi Elif, hadi kızım, hadi kızım. Bu hafta evde kalmayı başarsın. Sana güveniyoruz. Acaba yakalayacak. Bir daha sıkacağım onu ıslak. O değil tamam, şirin değil. Zaman yok. Elif kıyafetten yağ lekelerini çıkarmak için epey uğraştı. Bakalım anneler Elif'in temizliğini beğenecek mi? Hoş geldiniz hanımlar. Size nasıl yaptığımı anlatayım mı? Anlat. Yağ lekeleri üstümüze damladığında restoranda falan tuz döküyoruz ya. Evet. Bana tuz malzeme olarak vermişlerdi. Hı. İki elbisem olduğu için ilk tuz döktüm ama kuru kuru tuz işe yaramayacaktı. Heh. Kalıntıları ilk kaşıkla aldım zaten. Eğer almasaydım salça yayılacaktı. Sonra tuz koydum, sirke koydum. Birini beklettim işte, diğerini aldım, çitiledim. Sonra onu da aldım, yaptım. Sonra duruladım. Yağ kuruydu yani. Yağ ikisi de kuruydu. Ha, yağlı zaman, salçaydı. Anladım. O zaman yani ilk döktüğün tuzun hükmü olmaz. O yağ yeni döküldüğü zaman tuzu kayarsan emer. Yağ kuruysa o şekilde emmez de. Tamam, temiz olmuş. Fırçayla evet, o çok temiz olmuş. Evet, buna bakalım. Onun rengi çok açıktı. Evet. Rengi biraz soldu evet. O yüzden. Ama zaten işte sodanın öyle bir özelliği var. O yüzden renkli çamaşırlarda kullanırken dikkat buradaydı. Etmeli. Orayı hiç görmedim. Lekelerim buradaydı. Renk açma özelliği var sodanın. O yüzden beyazlara kullanırız ya. Burada mıydı leken? Yani şey pembeliği kalmış. Mesela normal pantolonun orijinal rengi şu. Şöyle bir fark oluyor. Renk arasında. Yok salçanı atmamış. Salça boyamış kırmızıya. Evet, salçanın rengi kalmış orada. Şurada al bir şey var. Şurada, şurada bak. Yok, şurada da var. Kırmızı çok temiz olmuş ama pantolonda evet. Aynı şeyi söyleyemeyeceğim Elif. Bende de biraz şurasında kalmış. Çok az da şurada var. Evet, kırmızı elbise çok temiz olmuş. Bunda biraz tabii ki yer yer kalmış salçanın rengi, yağlar. Ama bunun renginden ötürü kendi rengini de verdi. Evet. Ve rengi çok açık ve kot pantolon değil, çok ince bir kumaş. Karbonatla limon da kullanabilirdik. Limon biz... elimde yoktu, karbonatla yok, işte ben de onu söylüyorum. O biraz birbirine geldi mi kabartıyor. Karbonatla sirkeyi karıştırıp hani leğenin içinde değil ama hani macun. Bu ıslak ya. Macun gibi yapıp böyle fırçaladın mı? Bunu ilk fırçaladım. Onlarla yaptım, ben en son suya soktum. Hı. İlk sirkeyle ıslattım, suyla bile ıslatmadım. Evet. Aferin. Yine iyi becermişim maşallah. Yağ çıkarmak kolay değil. Elbiseden yağ çıkarmak zor bir işten. Yine de eline sağlık. Kırmızı çok temiz olmuş. Bu yağ lekelerinde zaten çok da kıyafeti atılıyor bayağı. Yine iyi maşallah. İyi çıkartmışsınız. Evet. Anneler genel olarak beğendi. Bakalım gün sonunda Elif'e kaç altın takacaklar? Ama sen hiç beni dinlemiyorsun ki. Halay çekmiyoruz burada. Bak hala. Ama söyledim bak bunu indirdikten sonra içine katacağız dedim. Daha nasıl söyleyebilirim? O zaman çabuk kal bir.
paçanga böreği çok güzel, çok lezzetlidir. Ben de çok severim ayrıca. Yani kendi başına olsa tabii bilemeyebilir şimdi. Hiç yapmadı çünkü ama benim yönlendirmelerimle olacak inşallah güzel. Paçanga böreği çok güzel bir börektir ama yapmasını bilene, elini lezzeti olana inşallah Simge kızımız da yapar bakalım. Göreceğiz. Simge bugün paçanga böreğini yaparken en çok sarmasına dikkat etmesi lazım. Görüntü olarak güzel görünsün. Benden altınları alabilmesi için. Bu paçanga böreği hiç bilmiyoruz. Ve adını da duymadık. Gerçekten duymadık. Bu nasıl oluyor? İnşallah görürüz. Beğeniriz. Simge mutfakta çok başarılı değilim diyor zaten. Bir tek alışverişte başarılıyım diyor. Mutfakta annesinin sadece yardımıyla yapabileceğini düşünüyorum. Çok becerikli kısa benzemiyor. Oo, Simge mutfaktaki yerini almış bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Simge bugün bize paçanga böreği yapacak. Evet. Daha önce yaptın mı? Yani birazcık. Azıcık derken? Neyse, sen biliyor musun Semra anne? Biliyorum yani Simge de şey demek istiyor. Hani sistematik olarak nasıl yapıldığını biliyor ama hiç tatbik etmediği için öyle biliyoruz tabii ki. Çok da severiz. Hangi malzemelerle yapacaksın Simge? Kırmızı biber, yeşil biber, domates... Ve pastırma, peynir, yufka, rende, yağ, bu da rende. Rendeyi de malzeme listesinde saydın ya pes doğrusu. Peki nasıl yapacaksın böreğimizi? Şimdi ilk önce tavayı aldıktan sonra şunları doğrayacağım. Kabuklarını soyduktan sonra şunun. Ondan sonra bunu 1-2 dakika boyunca yağ ekledikten sonra birazcık şöyle kavuracağım. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra hepsini birden kavuracağız. Yufkamızı dörde böleceğiz. Arasına koyup geniş geniş katlayıp kızartacağız. Şimdi ilk yapmamız gereken anneciğim kaseni getir. Bir kase bul getir. Evet getir. Getirdim. Domateslerini, biberlerini yıka anneciğim. Hepsini bunların doğrayacağız. Bir güzel karıştıracağız. Harmanladıktan sonra tavaya azıcık yağ koyacağız. Yağ kızdıktan sonra bütün malzemeleri koyup biraz bir kavurup öldüreceğiz biberleri filan. Ondan sonra azıcık soğuduğu zaman yani normal üzerine kaşarını rendeleyeceğiz. Ondan sonra yufkanın arasına koyup sarıp kızartacağız bunları. Ön hazırlık bunları yıkayıp doğramakla başlayacağız önce. Hazır mısınız hanımlar? Hazırız. Bitmeden de heyecanımız geçmeyecek. Güzel. Paçanga böreği yapmak için yalnızca 25 dakikanız var. Kolay gelsin. Anne ama işte tabaklarıyla götür. Yok tabaksız götür. Hepsini çıkarmana gerek yok. Sen önce onu bir soy da. Simge ilk olarak domates ve biberleri yıkayarak başladı. Şimdi de paçanga böreğinin içine koyacağı domatesi soyarak devam ediyor. Yeşil biberin anneciğim ha. Bak orada bu. At onu. Simge domateslerin kabuğunu soyduktan sonra yeşil biberi doğramaya başlıyor. Simge biber doğrayışına hayran kaldık doğrusu. Bunu şeyde görmüştüm böyle yapıyorlar. Tamam böyle yaptı sen ayırmadın ki. Onu yapmak için şöyle sürteceksin. Acı mı acaba bunlar şimdi annem? Ay bir tanesinin tadına bak şuradan bak. Ye de hadi birinin tadına bak. Biber seçiyor. Tatlı, acı tatlı. Mı? Tamam koy annem onun içine. Dur. Tamam çok ufak kızım. Dur bir dakika. Bak bir şey yetiştiremezsen paçangayı... Tamam söyle bir tane mi yapayım? Yapacaksın tabii ki de bu hızla nasıl yapacaksın onu bilmiyorum. Şu başına. Simge daha önce biber doğramış mıydın? Hayır. Allah razı olsun sizden. Ne çok ilk yaşıyorum sayenizde. Ha o biberin içine koy anneciğim. Evet tek zaman kay... Ha aferin evet. Simge hiçbir şey doğranmadı, hiçbir şey yapılmadı. Tamam yapıyorum işte anne. Ama sen hiç beni dinlemiyorsun ki. Halay çekmiyoruz burada. Bak hala. Tamam söyle hadi. Simge artık ufaltma. Tamam, daha nasıl söyleyebilirim? Domatesler nerede kaldı, nerede? Ben olsam bu biberleri şöyle elimde toplarım. Şöyle ikisini, üçünü aynı anda nerede doğrarım ver, biter. Mıncık 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 biber doğramaktan 10 dakika geçti.
Yapıyorum o zaman. Senin dediğin gibi yapıyorum. Bir paçangayı insanların önüne çıkaramadığın zaman hiç üzülmeyecek misin yani? Üzüleceğim. Hadi ama o zaman. Ben geçen haftanın birincisiyim lütfen. Geçen haftanın birinciliğine güvenme Simgeciğim. Biliyorsun ana kuzusu evinde her hafta dengeler değişiyor. İşte bu yüzden bugün paçanga böreğini en iyi şekilde yapmalısın. Bu gidişle anneler paçanga böreği yerine sadece domates biber yemek zorunda kalacak gibi. Şimdi de kırmızı biberler doğranıyor. Büyük mü olan ne? Bak domatesi şeyinden bak, şöyle bulmuyor dörde bak. Bölebilirsin, dörde bölebilirsin. Onunla ilgisi hiç yok. Tamam oldu, büyük mü oldu bak benim. Altına bir hayır. Hayır tamam. Şunu ortadan böl. Çabuk. Altına şey olursa şu bezlerden koyabilirsin. Şu havluyu al, yeşil havluyu. Onu altına ser. Altına ser, silme. Altına ser, silme. Önümü takmamışım anne. Geç bu saate kadar takmadın, artık takma, ona vaktimiz yok hadi. Tam söyle şey yok, bıçak yok. Hadi. Bıçak yok. Hanımlar 10 dakikanız kaldı bizden söylemesi. Pastırmayı da al. Evet öyle kalıp halinde. Ha. Doğra çok olacak o gerçi, yarısını bırak birazcık şuraya. Tamam al. Hadi doğra. Çabuk konuş, çabuk doğra. Konuş biraz. Benim çabuk konuşmam diye bak senin elin işleyecek, sen bağırma. Tamam mı? Nereden geldi bana bu paçanga böreği? Ne yapayım? Tamam bakayım. Koy oraya. Bunun için mi? Hı-hı. Hepsini. Simge pastırmaları doğrarken annesi daha fazla dayanamayıp yufkaları hazırlamaya başlıyor. Tamam söyle hadi çabuk yağını aç altını altını. Yağını altını aç. Yakmıştın, neden kapattın? Kendi kapandı. Döküyorum. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Tamam dök. Altını aç 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 aç. Aç. En fazla açıkta zaten. Tamam ne yapayım söyle hadi. Kaldır. Şunları at. Ne? Şunları kaldır, şurayı temizleyelim. Simge ortalığı topluyor. Şimdi sıra geldi malzemelerin yufkaya yerleştirilmesine. Hanımlar bu arada 7 dakikanız kaldı. 7. İşte Simge bir domatesle biberi doğramak. Söyle. Yarım saat sürdü. Hadi. Şu yufkanın haline bakar mısın? Bu ne oldu? Onu en son indirdikten sonra rendeleyeceğiz, içine karıştıracağız. Çabuk hareket eder misin? Ne yapacağım hadi. Benim yapacak bir şeyim yok. İşinize karışmak gibi olmasın ama paçanga böreğinin yanında çay ne güzel giderdi. Çay demleyelim anneciğim. Bak bunu da ortadan ikiye böleceksin. 4 tane olmuş çekil. Olacak. Çekil. Çayı bırak şimdi kız, çay ısır. Şuradan bir karıştır. Bak önündeymiş. Bu mu? Spatula mı karıştıracaksın? Onunla da nasıl koy? Tamam karıştır şimdilik. Bak şöyle de yapabilirsin. Bak bu indikten sonra içine rendelenecek diyorum. O kadar çok oyun oynadın ki bir domatesli salatalığı doğramakta. Yok ben domatesli oyun oynamadım anne. O kadar hiç yani. Ancak 5 dakika sürerdi onları doğramak. Ama bizim 20 dakikamızı aldı sanki. Hani nerede, rende yok. Ver sen zahmet etme. Ver anne sen yapma ver. Şunu dök. Anne gelir misin? Rendeledim. Tamam. Ne yapayım söyle. Sen çayın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum çayın nerede olduğunu. Ver şu şeyi bana, spatulayı. Spatulayı. Al. Yeter, hadi ne yapacaksın yeter, söyle. Yeter o kadar kaşar, şu, yeter. Şu içine atayım mı? Anne. Şimdi atma, biraz bunları olsun. Hadi söyle. Neyi söyleyeyim annem? Bana sor, neyi söylememi istiyorsun? Şunu atacağım. Ama söyledim bak, bunu indirdikten sonra içine katacağız dedim. Daha nasıl söyleyebilirim? Eyvah Semra anne çok sinirlendi sinirlenmesine ama hala çayı düşünmekten kendini alamıyor, baksanıza. Şöyle tamam. Sigara böreğine koyduğumuz gibi şöyle uzun biraz. Şöyle değil mi? Şöyle. He? Şöyle bak. Şöyle ortaya. Simge iç harcı yufkaya yerleştirmeye başladı. Kızartmak için süren kalmayabilir Simge. Evet. Koy. Ver. Yeter. Tamam yapayım şöyle. Ocağın altını yak. Olmaz. Hangi hadi. Ocak? Şu çaydanlığı al. Şurada. Çaydanlığı al. Artık çayla işimiz yok. Şunu al.
Semra anne en sonunda çay demlemekten vazgeçiyor. Sıcak sıcak. Kız bezle tutsana. Ay rezil etti beni herkese. Nereye koyacağım? Altı üstü. Getir ağzımın içine koy Simge. Bu görev en çok Semra anneyi zorladı anlaşılan. Bu arada Simge çaydanlığı ocaktan alıp paçangaları sarmaya başlıyor. Bunların şu fincan su var mı orada? Batır ucunu. Neden yufkanın ucunu suya batırdı Semra anne? Çünkü açılacak şeyler çok kurumuş yufkalar burada dururken. Tamam daldırdım. Yapışmıyor. Daldırdım. Sen kadar korkuyorsun. Bu böyle geniş bak, geniş sar dedim. Geniş sardım, geniş o yüzden yıprandı. Şimdi geniş sardığın için yıpranmadı. Paçangalar nihayet tavadaki yerini alıyor. Dendi artık. Artık ben de bulamıyorum hiçbir çakmağın neyi artık ocağın ya şunu. Şurası şurası bak. Şunu yağ döktün mü bu nerede kızaracak? Ona sahip çık da yakma. Eline şeyi aldın mı sen maşan hazır mı çevirmek için? Maşa? Simge maşa aramak için harekete geçiyor. Simge, börekler yanıyor. Yandı. Allah'ım. Sen annelerine söyleyeceğimize asla izin vermesinler. Yandı. Semra anne kızının yapamadığını anlayınca duruma müdahale ediyor. Acaba Simge bugün altın kazanabilir mi? Çok merak ediyoruz doğrusu. Şuna sardın mı? Koş. Tamam şunu altın kapat. Ne koyayım onu? Bunu istersen bir bak olmuş mu? Sofra hazırlamadık. Sofra nerede yiyecekler? Şunun altları. Tabak çanak çıkar. Şunların altına bir bak. Galiba olmamış. Tabak nerede? Tabak. Paçangalar pişerken Simge de bir yandan mutfağı toplamaya başlıyor. Bir kere gereksiz kefilesi şeylerle uğraştı. Yani vallahi ben diyecek laf bulamıyorum artık. Şunlara bir bakar mısın? Bir tane tabak getir şunları alalım. Bak şimdi. Ben oraya bir geçeyim. İstersen parçalamadan al. Öyle bir şöyle ortam oradan tut ki. Annelere verirken de parçalamadan ver. Altını kapattın mı? Hanımlar, süreniz bitti. Ne yazık ki yetiştiremediniz. Ama yine de annelere sunmakta fayda var. Belki tadını beğenip altın takarlar. Kolay geldi. Kokular geliyor. Mis gibi koku geldi ama yarım. Merhaba. Bir tanesini yetiştiremedik. Simge'nin eli biraz ağır olduğu için. Süre bitti, yağda kaldı öteki. Simge böreklerden yalnızca 3 tanesini yetiştirebildi. Şimdi pişirdiği börekleri servis ediyor. Anneler kokusuna bayıldı. Bakalım tadını da beğenecekler mi? Simge çok mu moralin bozuk? Evet moralim bozuk. Bozma moralini. Peki neden moralin bozuk? Kim böyle zor bir görev veriyorlar bana. Neyin zoru? Yapamıyoruz yani. Alışık değilim ben böyle börek falan. O zaman almışsaydın evdeyken. Ben sana Simge gel evde biraz mutfağa gir dediğim zaman sen ben arkadaşımla tabii gezmeye gideceğim dedin. Kapıları çektin çektin gittin. Değil mi? Şu 10 dakikada yapılacak bir şeydi. Sana göre sana göre. İşte sana göre de öyle olabilirdi. Simge İçimde buradan ağlama. Bilmediklerinizi öğrenmeye geldiniz. Sinir geldi yani bu kadar zor bir şey veremez ki insana yani. Verselerdi mesela. İstemiyorum böyle bu kadar zor verselerdi. Anneler görevi başaramadığı için canı sıkılan Simge'ye moral verirken bir yandan da böreğin tadına bakıyorlar.
Evet. Simgeciğim, de gelmiyorsun. Yani alt tarafı bir sigara böreği gibi sardın yani. Bu o kadar zor bir görev değil. Belki sen baştan bir şeyler yanlış gittiyse. Biberle domatesi zaten 15 dakikada doğradı. Bir büyük kesiyorum büyük oldu. Küçük kesiyorum mıncık mıncık oldu. Bak kızım bak. Bak bana. İşte elin bir biberi ayarı bırakırken, vardı. Yok. Biberi bırakırken böyle yavaş 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 böyle tak 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 keseceksin. Nasıl olmuş hanımlar? Tadı güzel olmuş Simge. Peynirin. Tadı güzel elini olmuş. Elini kalabilirsin. O kadar ağlamana değmez ya. Güzel olmuş da. Güzel olmuş. Evet. Paçanga böreği zaten çok güzel, lezzetlidir. Hani süresinde yetiştirebilseydin aslında bir sorun yok. Çay yapacaktık size, onu da vakit kaldı. Çayı bulamadık bu sefer de. Çay orada duruyor Simge. Hayır o değil, onu sonradan buldum. O da şey olmadı zaten. Böreği beğendin mi sevgili anne? Yani çok telaş etmişsin ama Simge tadı güzel, tadını beğendim. Ama seni böyle çok moralin bozuk, ağladın, üzdün bizi. Hani değmez kızım. Olduğu kadar, yapabildiğin kadar yapacaksın yani. Bu kadar üzülmene gerek yok. Çünkü siz gerçekten bilmeyerek geldiniz buraya. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yapıyorsun da, istediğin zaman her şeyi başardın, yaptın. O kadar talaz gerek yok ki. Güzel olmuş yavrum, eline sağlık. Hırs da güzel bir şey bence. İddialısın, hırslısın, olsun. Simge bak güzel olmuş. Annelerin hepsi çok beğendi. Üzüldüğüne değmedi. Hayır, ben şimdi böyle üzüldüm diye onlar güzel dedi. Ben biliyorum. Anneler paçanga böreğinin tadını beğendi. Bakalım Simge gün sonunda bu görevden kaç altın kazanacak? Böreği yapamadım çünkü sürem yetmedi. Annemi dinlemediğim için yapamadım. O yüzden moralim çok bozuk. Yani bugün altın beklemiyorum. Yani bugün hiç altın beklemiyorum. Domatesleri küçük küçük doğrarsın. Ondan sonra pastırmayı bütün olarak koyarsın. Sonracıma küçük küçük kırmızı biberlerini doğrarsın. Onları yayarsın, katlayarak ondan sonra güzel bir yağda da kızartsın, kızmış bir yağ. Çok da zor bir iş değil. Yaptık. Yani tabii biraz sürede gene zorlandık. Çünkü Simge domatesle biberi doğrarken çok fazla vakit kaybetti. Baştan işi bir gene bir şakaya aldı. Bir ağırdan aldı. Oh 25 dakikamız var, rahat rahat yaparız gibilerden. Seri olmadı tabii, ondan sonra da sürede tabii ki gene sıkıntı yaşadık. Yufkalar kurumuştu, onları sarmak zor oldu çünkü yufkalar parçalandı. Ondan sonra yani yufkamızın da bir tanesi paçangamızın kaldı, onu yetiştiremedik, yağın içinde süremiz yetmedi. Artık 4 anneye 3 tane paylaştırdık o şekilde. Tadı güzel olmuştu ama süre sıkıntısı yaşadık. Sürem de bitti. Bunu yapabilecek tek ana kuzusu şu anda bu evde benim. Al bırak onu, bırak. Bununla ye ertinidir. Ütü masasını kırabilir miyim acaba? Anne. Liraya. Çünkü anneminkini biliyorum. Aa, benim aramam lazım onları. Şimdi ben annelerimize hediye alacağım. Tamam. Ama çok az param var. Annelerimde ayakkabı arasında bilmiyorum. Tamam. Yani tahmin ediyorum şöyle. Çok uzun boylu bir annemiz yok. Temiz ya olur. Şimdi farklı farklı çok renk dağılımına da girmeyeyim. Bunları alıyorum ama sonu pazarlık yapacağız. Bekle. Aslında bunlar olabilir. Bunların altları sert ya. Onları istemiyorum ama bunların altları yumuşacık. Bastırı buharına basa kızım. Buhara basamıyorum anne. Tamam. Ütü masasını kırabilir miyim acaba? Bu elin çalışmıyor mu bastırı? Çalışmıyor. Allah aşkına bunu kim 7 dakikada ütüleyebilir ki zaten? Yorum yapamıyorum şu an. Çek 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 çek. Ucu oraya değecek. Değmesin diye belki daha dikkat yok, etmişti değmesin.
Hülya bugün alışveriş görevinden sorumlu. Hülyacığım, bu senin ilk alışveriş görevin. 60 lirayla 10 dakika içinde evde yaşayan hanımlara ev terliği alman istiyoruz. 3 tane anne, kendi annemi de alırım. 4 anne, 3 tane kız. İmkansız. Kendime de alacak mıyım? Paran yeterse alabilirsin tabii. O kadar para terliğe zor yeter zaten. Nasıl alacağım onu? Hülyacığım, süren başladı. Hızlı hareket etmem lazım o zaman. Hadi gidelim. Hülya pazarı gezmeye başladı. Görünürde terlik göremiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulursak eğer terlik ucuza, çorabı buradan alalım. Önce terlik almamız gerekiyor ama. Paran artarsa çorap da alırız. O zaman bir öncelikle terlik bulalım. Ana temamız terlik. Terlik için. Terlik nerede acaba? Terlik nerede? Abi terlik nerede bulabilirim burada? Çok mu aşağıda? Hemen elbisecinin yanında. Tamam, teşekkür ederim. Neyse ki bir tane olduğunu öğrendik. Koş Hülya, koş. Ya terlik bulsam çorap da aşağıda olması lazım. Bir daha yukarı gidemem, çok uzun. Çok uzak birbirine. Yukarı da bakmadım ya. Yukarı da baksa mıydım? Hülyacığım biraz sakin ol. Hatta birisine daha sor istersen. Terlik nerede bulabilirim? Terlik. Ev terliği. Aşağıda bulursun. Tamam, teşekkür ederim. Doğru yoldasın demek ki. Gel aşağı doğru gidelim. Bu arada terlik alacaksın ama evdekilerin ayak numaralarını biliyor musun? Aa! Annelere terliği nasıl alacağım? Ben ayak numaralarını bilmiyorum. Standart numara da yok. Çünkü annemininkini biliyorum. Aa, benim aramam lazım onları. Hülya annelerin ayak numaralarını bilmediği için iyice telaş yaptı. Umarız aldığı terlikler annelerin ayağına olur. Telefon yok. 38 alsam tahmini hepsi 38 giyse. Bir deneyelim, bir terliklere bakayım, belki kalıbı geniştir. Terlik bulabileceğim bir yer var mı burada? Aşağıda var. 100 metre ileride. Ev terliği. Aha, evet. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Acaba terlik almak yerine hediyelik eşya mı alsam? Abi ne alabilirim hediyelik eşya? Hediyelik ne eşya olacak? Bak şöyle cezveler var, yemek tabakları var. Aslında o cezveler de çok güzel. Ona bunlar... kahve yapabiliyor muyuz, normal evet, kahve? Evet, normal kahve ocakta kahve yapabiliyoruz tabii, onunla. Tabii. Ne kadar onun fiyatı? 13, 15, 17, 3 boy var. Tamam, teşekkür ediyorum. Hediyelik eşyalara bakıyorsun ama paran artacak mı bakalım? Evet, öncelikle terliği almam gerekiyor ki öncelikle... İşimi bitireyim. Sonra terlikten sonra belki bir çorap anca para kalacak herhalde. Belki hiç kalmayacak. Hülyacığım biraz hızlan. 5 dakikan kaldı. Acele etmem lazım o zaman. Ay terlik terlik terlik. Ya pazarda terlikçi yok. Aşağıda dediler. Hülya nihayet aradığı tezgaha ulaşıyor. Abi kolay gelsin. Terlikçi arıyorum sabahtan beri. Efendim, şimdi ben annelerimize hediye alacağım. Tamam. Ama çok az param var. Annelerim de ayak numarasını bilmiyorum. Tamam. Yani tahmin ediyorum şöyle. Çok uzun boylu bir annemiz yok. Uzun boylu olmadığı için ayakları büyük olmayacaktır büyük ihtimalle. Ben öyle tahmin ediyorum. Aslında anneler için bunlar güzel. Kızlar için de bakarız. Verelim efendim. Peki hep 8 lira mı buranın? Hep 8 lira evet. Daha ucuz yok mu? Daha ucuz 5 liraya var isterseniz. Az daha bir aşağıda. Bir onlara bakalım. Bir onlara bakalım. Bakalım hocam. Kızları bunları düşünebilirim. Kızlar için olabilir. Bak bu renkli falan ama anneler için bu olmaz. Şöyle yapacağız o zaman. Bir anneler için bakayım ama. Rahat bir terlik istiyorum ki ayak numaralarını bilmiyorum. Buradakiler çok rahattır. Memnun kalırsın. Aslında bunlar olabilir. Onların altları sert ya. Onlar istemiyorum ama bunların altları yumuşacık. Akşama kadar şimdi orada da yoruluyorlar, ayaklarını rahatlıkla giyebilirler. 38 istiyorum. 3 anne 38 alsa, yani klasik ayak numarası olarak. Benim annem 38 giyiyor. Hemen hemen aynı boydalar. Boy olarak ölçtürürsem eğer öyle denk gelecek. 38 iki tane alsam. Sevgili anne için 39 alabilirim. Hülya annelerin kaç numara giydiğini tahmin etmeye çalışıyor. Ah Hülya, evden çıkmadan önce sorsaydın keşke. Bu arada ne renk alacaksın? Ya şimdi farklı farklı... Çok renk dağılımına da girmeyeyim. Bu kez de ona niye bu renk aldın, bana niye bu renk aldın olmasın.
ama sonu pazarlık yapacağız, bekle. Abi şimdi kahverengi almaya karar verdim. Kahverengi de 4 anneye, 4'üne de bu kahverengi alsak acaba? Bak ayağım uğurlu geldi, görüyor musun? Herkese aynı renk mi alacaksın? Herkese aynı renk almayayım aslında ya. Kahverengi severler dedim ama. Renk yok, hangi renk isterseniz verebiliriz. Dur ben bir bakayım, karar vereyim. Dur abi. Tabii benim kafamdaki para AB'nin değeceği parayla aynı değil. Senin kafandaki fiyat nedir? Şimdi söylemiyorum. Peki, merakla bekliyoruz. Bunu annem sever. Bundan bir tane alayım. 36 mı alsak acaba? 36 verin. Ay bilmem, şurada kalsın, ben bir bunları düşüneceğim, tamam mı abi? Yarışmacımız beğendiği terlikleri bir kenara ayırıyor. Hangisini kim için alıyor acaba? Ya aslında aralarında seçebilirler. Ben böyle alayım. Onlar hangisi daha çok seviyorsa onu alsın. Güllü mü alsam acaba? Bu anne de çok süslü aslında, olabilir. Bak şimdi sürem çok azaldı. Tamam. Şimdi ben bunu 1, 2, 3, 4 anne alsam. Evet. Şimdi 4 tane kızız. Hadi Hülya, artık karar vermen lazım. Ay abi biraz çok az zamanım kaldı, dur. Bir tane. Şimdi bir kız için de bunu alabilirim. İkinci kızı da bunu al. Siyah beyaz yine bir tane kız sevebilir. Onu alabilirim. Ay bu pembeleri, pembe sever bence. Bir tane pembe onu alalım. Anneler pembe rengi beğenir mi dersin? Anne, mam bir tane anneyi aldım ama. Şuna da gitmeyebilecek. Evet, gitmeyebilir. Böyle, ben de alsam bana da hoşuma gitmeyebilir. Bu da güzel renkli. Bakayım. Kime hangi terliği alacağı konusunda hala karar veremeyen yarışmacımız bir tanesini denemeye karar veriyor. Ay bir de ayakta duruş nasıl? Abi ben de 8 alayım, bir bakayım nasıl duruyor. 9. Kalıbı ufaktır ama bu 9 numara, bu iyi gelir. Sen de güzel satıyorsun abi ama benim ne kadar vereceğimi bilmiyorsun henüz. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 efendim. 8. Tamam. Tamam, normalde sen bunları 8 dedin ya. Evet. Bana bunları 5'ten vereceksin. Yok, 5'ten yapamayız. Ha, 5'ten vereceksin. Beşten. Ama ana kuşu sevinden geliyorum. Tüm annene hediye alacağım. Doğru. Bu kadar beşten para var. 5'ten fazla geliyor. Olsa veririz, emin olun. Toplam ne kadar yapıyor senin hesabına göre? 8 kere 8, 64 lira yapıyor. 60 lira alırız. Hayır, benim bütün param bitiyor. Bir de bunlara çorap almam gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Benim bunu isterseniz şu perişlerden vereyim. Ama onları da hiç beğenmezler. Onlar bana o zaman... Ama 5 liraya inan, biz alamıyoruz. Sizin dediğiniz ama... Yani en olur fiyatları da. Hayır ya. Aklındaki fiyat esnafın hoşuna gitmedi Hülya. Hemen başka bir çözüm bulman gerekiyor. Abi o zaman birkaç kızları o zaman 5 liralıktan alayım. Evet, tamam. O zaman sen annenin aldın 5 lira, ver. Onları alayım. Tamam, annenin ikini bari tamam, onu alayım. Tamam. Ayakkabıları. Bunlar ne kadar? 15 lira mı? Hayır. Şimdi kızları 5 liralıktan alayım. Seni çok zorlamayayım. Tamam, annenin ikini 8 liralıktan onu gözlerine gireyim. Onlardan verelim. Şimdi bir tanesi de mesela şu güzel olabilir kızlara. Tamam. Seçtiğinizi bana verin, poşete atalım. Daha çabuk olur. Ama abi bunları da karar vereceğiz. Şimdi bir tanesi 39 bu. Tamam. Bu bir şey. Bu bir. Seda'nın. Bu 39. Aldım 39. Tamam. 38 tane alacağım. Ha ben bu. Yok abi bu da 30 duruyor. Niye böyle duruyor? Abi bu olabilir. Verin, tamam, tamam. Verin. Hülya'cığım neden karar veremedin? Numaralarından mı emin olamadın yoksa? Ay numarasını bilmediğim, ayakları terlik almaya çalışıyorum. Yoksa alırım. Ay ben anne neredeyse ne kadar indirim yaptırdın diye. Ben şimdi kavga dövüş bunlara bu kadar parayı aldın mı diyeceğim. Evet. Parayı ödemeyecek misin? Dur dur dur. 45 lira daha vereceğim. Tamam. Abi sen var ya, benim 40 liraya ikna edemedim seni. Ama tabii sen de şey... Buyurun, bereket versin, güle güle kullanın. Zorladın bayağı yani. Evet, bayağı zorladınız beni. Güle güle kullanın. Hülya nihayet istediği terlikleri aldı. Şimdi sıra geldi çorap almaya. Hadi kolay gelsin. Şimdi çorap bulma zamanı. Koş Hülya, koş. Çorapçı biliyor musunuz? Aşağıdan. Düz çok aşağıdan. Çok aşağıdan. Hülya'cığım süreni bitirmek üzeresin, seri ol. Ya hayır ya. Çorapçı var mı burada yakınlarda? Hülya'cığım üzgünüz ama süren bitti. Hayır. Sağlık olsun. Neler almış oldun şimdi? Terliklerimi aldım. Önemli olanları aldım ama param daha var. Ne kadar paran kaldı? 60 liradan 15 liram kaldı. Bu arada terlik numaralarından emin misin? Hayır, bu 38 numara. Olacağını düşünüyorum. Bunu Seda'nın annesine aldım. Onun ayakları biraz büyük ve taraklı geldi bana. Bu olacağını düşünüyorum. Sence beğenecekler mi? Beğenirler bence. Renkli ya, o yüzden. Ya beğenmezlerse? Eleştirirlerse dağılabilecek.
Ya 10 dakika süren vardı zaten. Annelerin terliklerini aldım, kızların terliklerini aldım ve hepsinin numaralarının doğru olduğunu tahmin ediyorum. Sormadım çünkü. Ana kuzusu evindeki ilk alışveriş görevini bitiren Hülya evin yolunu tutuyor. Bakalım aldığı hediyeler beğenilecek mi? O zaman ana kuzusu evine dönüyorum. Bastır, buharına basa basa kız. Buhara basamıyorum anne. Tamam. Ütü masasını kırabilir miyim acaba? Bu elin çalışmıyor mu Bastır? Çalışmıyor. Allah aşkına bunu kim 7 dakikada ütüleyebilir ki zaten? Yorum yapamıyorum şu an. Çek 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 çek. Ucu oraya değecek. Değmesin diye belki daha dikkat yok, etmiştir. Yok değmesin. Birimiz güzel havayı bulunca soluğu bahçede almış. Bugün 3. günümüz. Evet. Artık misafirlikten çıktınız. Siz de bir ev sahibi oldunuz. Allah razı olsun, bana zaten misafir gibi davranmadınız. Gayet doğal işten buldum hepinizi. Teşekkür ederiz. Görevlerimiz de gitgide zorlanıyor. Kızlarımız bayağı bir... Evet, hırslanıyorlar. Evet. Allah i̇nşallah, kolaylık verir. İnşallah. Hanımlar, sözünüzü balla kesip bir şey sormak istiyoruz. Hasta ziyareti kültürümüzde çok önemli biliyorsunuz. Siz hasta ziyaretlerini nasıl yaparsınız? Hastaya giderken bizlerde süt götürülür, meyve suyu, meyve türü. Bir de gittiğimiz zaman hasta ziyareti öz ve az olmalı. Gittiğin zaman böyle nasıl diyeyim sana, hastalığını hatırlatmayacaksın. Evet. Bugün çok iyi görünüyorsun. Seni bugün daha iyi gördüm. Evet. Moral vereceksin. Moral vereceksin elinden geldiği kadar. Yani nasıl diyeyim sana, Allah kimseyi de yatağa düşürmesin. Amin amin, evet. Bugün iyiyiz ama yarın ne olacağız hiç belli değil. Evet, hiç belli değil. Allah kimseyi kimseye de muhtaç etmesin, öyle de dua edelim. Muhtaç etmesin, hiç özel bir oğluna bile muhtaç etmesin. Amin. Sevdiğin kişiye muhtaç etmesin Allah'ım yarabbim. Ya oğlun da olsa bir tarafın el oluyor, gelin geliyor. Evet. Kızın da olsa bir tarafın el oluyor, damadın oluyor. Allah her ikisinin de hayırlısını versin. Amin. Oğlun da, amin. Damadın da, gelinin de. Evet. Gerçi biz de yaşlanacağız, biz de belki onların eline düşeceğiz ama Allah yardımcımız olsun. Amin, amin. Söyledim ya, her halimize şükretmemiz lazım. Evet. Hasta olan insan da şükretmesi lazım. Beterin beteri var, hiç kendinden şikayet etmemesi lazım. Beterin beteri var, halına şükret dostum. Evet. Öyle bir deyim var ya, yani kimse de çok şikayet ediyor. Hastalık hastası olanlar da var. Allah'ım ben niye böyle oldum? Evet. Niye öyle oldum? Niye acaba ne yaptım böyle oldum? İsyan ediyorlar. İsyan ediyor, o daha Allah daha çok çektirir. Sabreden derviş muradına ermiş. Geleneksel kültürde de hasta ziyareti kulun Allah'a daha çok yakın olduğu. Evet, daha yakın olması gerekiyor. Evet. Hastalarımızı, yaşlılarımızı ziyaret etmek sorma çok sevapmış. Olsun. Onların dualarını almamız lazım. Bastır, buharına basa basa kız. Buhara basamıyorum anne. Tamam. Ütü masasını kırabilir miyim acaba? Bu elin çalışmıyor mu Bastır? Çalışmıyor. Allah aşkına bunu kim 7 dakikada ütüleyebilir ki zaten? Yorum yapamıyorum şu an. Çek 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 çek. Ucu oraya değecek. Değmesin diye belki daha dikkat yok, etmiştir. Değmesin. Seda bugün makineden yeni çıkmış buruşuk çarşafları ütüleyecek. Evde ütüyü kim yapar Seda? Paylaşıyoruz bazen ben. Bir gün ben yaptıysam ertesi gün annem yapıyor. Bizim evde çok ütü çıkar, çok kalabalık bir aile olduğumuz için. Öyle. Bazıları çarşafı ütülemez. Peki siz nevresim ütüler misiniz? Ütülüyoruz, evet. Acaba çarşaf tek kişilik mi, iki kişilik mi? Lastikli mi, kenarları lastiksiz mi? Bilmiyorum. Üzerine yatınca zaten kırışacak, ne gerek var diyenler de oluyor genelde. Yani yastık kılıfı muhakkak ütüleniyor. Çarşafı da genelde ütülemeye çalışıyoruz yani. Mikroplar kırılsın, evet, diye. Seda'nın ütüde başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü daha önce ütünün altındaki yapışkanı çıkarmıştı püf noktada. Şimdi de güzel bir ütü yapacağına eminim, başaracaktır. Seda kızımız maşallah becerikli, benim gözümde yapacağına da inanıyorum yani. Zor çünkü büyük olduğu için hani çarşaf. Katlanması
düzgün yapması, o çok önemli. Ama benim kızım yine bu görevde de çok başarılı olarak ortaya güzel bir çarşaf çıkartacak. Sedacığım, sepetin içindeki çarşafı ütülemek için 7 dakikan var ve şimdi süreni başlatıyoruz. Hadi bakalım kızım. Bu 10 kişilik sanırım. Anne, ikiye mi katlayayım, böyle mi yapayım? İkiye katla. Anne kız dayanışması. Sevil anne, ikiye katlayınca daha mı kolay oluyor? İkiye katlayıp yapınca bir tarafını yapar, sonra öbür tarafını yapınca yeterli oluyor çarşaflarda. Şöyle, o tarafını koy. Evet. O kadar dur. Baştan başlasana kızım. Çimen bir şey olmaz. Tamam çocuk. Böyle buhar sıka sıka yavrum. Buharı sıkarsan o zaman daha güzel olur. Buhar sık. Evin en iddialı yarışmacılarından biri olan Seda çarşafları ütülemeye başladı. Bakalım verdiğimiz sürede jilet gibi bir çarşaf haline getirebilecek mi? İşte buhar sıkacak sürekli ama beni dinlemiyor. Şurada da var. Tamam, çek şimdi. Çek elini çek. Buharı sıkarsan... Anne buharı sıkınca da yavaş yapmış oluyorum. Hayır ama güzel oluyor o zaman. Böyle çok uğraşmamış oluyorsun. Seda, sana bir sır verelim. Niyazi anne çok titiz. Dolayısıyla çarşafı en ince ayrıntısına kadar inceleyecektir. Ona göre önlemini al. Tabii ki Niyazi anneye beğendirmek için kendime elimden geleni yapacağım. Titiz olmamalı. Çarşaf dediğin adı üstünde, çarşaf gibi olmalı, dümdüz. Yattığın zaman böyle yatak seni çekmeli. Mia, sen ne de öyle iyi, olumlu yaklaşıyor her şeye. Evet. Daha bugün 3. günü. Ama biz de sevdik onu. Sıkınca daha güzel düzeltiyor. Yeterli kızım, çek şimdi. Tamam, yeter anneciğim. Çek, tutuyorum. Allah aşkına bunu kim 7 dakikada ütüleyebilir ki zaten? Sık annem, sık. Buhar kalmadı ütüde. Daha arkasını da yapacağız kızım. Ya biz bunu da düzgün yapalım, öbürüne zamanımız kalırsa artık bir taneyi düzgün görsünler en azından. Ütü masasını kırabilir miyim acaba? Sık. Buharını bastır. Bu elin çalışmıyor mu bastır? Çalışmıyor. Parmaklarım güçsüzleşti. Bak şurada da var. Neyse, buharını sık anneciğim. Senin işini kolaylaştırır. Yorum yapamıyorum şu an. Sık. Bak düzeldiğini görüyorsun yavrum. Şurayı da yap, tamam, çek şimdi. Tamam, çek. Dur. Çek anneciğim. Yalnız kırışıklıklar da o kadar inatçı kırışıklık ki. Sen de inatçı mısın Seda? Ben de inatçıyım. Seda, aslında hiç yorulmaman lazım. Bu hafta birinciliğe daha yakınsın. Birinci olmamız lazım. Dikkatli ol yani, bilmiyorum. Geldin sonunda kaybetmeni istemiyorum. Bu hafta birinci benim, ikinci. Şurayı da yap. Gerçi daha hiçbir şey belli değil ama sen hedefini yüksek tut. Tut. Sevil anne doğru söylüyor. Seda bu hafta birinciliğe çok yakın. O yüzden şu an yaptığı ütü onun için çok büyük bir önem taşıyor. Annelerden tam not alırsa hafta boyunca kazandığı altınların sahibi olacak. Hanımlar, süreniz bitmek üzere. Öyle mi yapacaksın? Ne yapacağım anne başka? Bastırı buharına basa kızım. Buhara basamıyorum anne. Tamam, çek şimdi, çek. Tamam, oldu yeter, tamam. Bas, buharına bas, şuraları yap. Çek şimdi, çek. Anne, diğerini ikiye katla. Tamam, bunu yapalım bir, katlarız. Çok. Sevil anne, ne kadar sıklıkla çarşaf değiştirirsiniz? Ya o yazın haftada bir oluyor ama kışın 15 günde bir falan. Mesela misafirim geldi gitti, onu mutlaka değiştiririm. Başka kimseyi yatırmam aynı çarşafta. Kesinlikle değiştiririm onları. Çarşaflarımızın, yastıklarımızın temiz olması çok önemli. Yastığın üstüne başımızı koyduğumuz zaman mis gibi kokmalı. Ben de misafirliğe gittiğim zaman temiz olsun isterim.
Ben de gelen misafirlerimize çok özen gösteriyorum o yüzden. Her şeyi temiz kullanırım. Aç şu ortayı. Onu bırak, ötekisini bırak. Şimdi şu ortanı ütü izi olmasın. Tamam, yok ya. Yani ötekini geçmeyelim diyelim. Evet. Aç. Ütü izi belli olmalı bence. Çünkü çarşafta ve yastık kılıfında kat izi olduğu zaman o çarşafın ütülendiğini, temizlendiğini, dezenfekte ettiğini gösterir. Bence çok güzel bir şey olmalı, evet. Çarşaf ütü izi olmamalı ve düz şekilde güzel yapmalı. Seda neredeyse bitirdi. Umarız uğraştığına değer. Anne şimdi hızlı çekeceğiz, tamam mı? Çek. Çek. Buhar bas. Anne buhar basarsam yapamayacağım. Oluyor bak, hemen daha çok kolay oluyor. Hadi tele asalım. Dur. Asmadan olmaz mı? As. Nasıl tek başıma asabilirim? Evet hanımlar, süreniz bitti. Son hazırlıklarınızı yapın çünkü anneler gelmek üzere. Onlar gelmeden biraz konuşalım. Ütü görevin nasıl geçti Sedacığım? Süreme göre bence gayet iyiydim. İkinci bir çarşafa geçmeme olanak yoktu zaten. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Önemli olan annelerimizin beğenmesi. Sedacığım istersen diğer buruşup çarşafı da ifa az ki aradaki farkı görebilsinler. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz hanımlar. Bakalım beğenecek misiniz? İşte kat izimiz duruyor. Şurada biraz buruşukluklar var. Ama Miyase anne 7 dakikada ütüledi. 7 dakikamız az ama becerebilirdi bence. Kızıma güveniyorum çünkü Sedam yapardı. Teşekkür ederim. Ama ben ütünün gücünü de çok az buldum. Gerçekten tüm gücümle bastırdım ve buhar da bastım aynı zamanda. Yine de olmadı. Ne kadar uğraştıysam bu kadar oldu. Sürem de az olduğu için belli bir bölgede çok fazla duramazdım. Yani elimden geleni yaptım. Sürem gerçekten çok azdı. Ben zaten biliyorum senin yapacağını. Demek ki ütüde var bir şey. Ne oldu Semra anne? Ben güzel merak duydum. Ettim. Ütü gerçekten ütü sen yaparken... Sen dünyaya hep güzel bakıyorsun zaten. Çok önemli. Peki beğendin mi Semra anne? Yani 7 dakikaya göre güzel ütülemiş. Ama tabii haliyle tabii kırışıklıklar var yani. Bayağı bir kat izleri, kırışıklıklar var ama. Acaba yerin çayır olmasından mı? Evde olsa daha mı iyi ütülerdi? Hani detaylı mı seremedi kızımız yere? Ütü masasında ütüledi Miyase anne. Yok, hani yere değiyor ya sonuçta. Çarşaf İkiye büyük. Katladım. Evet. Önce bir tarafını sonra bir tarafını yaptım. Yoksa öteki türlü zaten... Evde olsa nereye değecek mesela Miyase Hanımcığım? Şimdi ucu yere değer istesemez. Onlar da yere değdirdi. Normal doğal olarak hangimiz olsak da böyle yapacak. Öyle değil. Burası şey diyorum, toprak zemin ya. Ot olduğu için diyorum. Belki işte engel mi olmuştur ütülemek? Nasıl olacak o? Diyelim halı var. Halı ya da ot, ben anlayamadım. Hani nasıl avantaj ya da dezavantaj sağlar? Şimdi evdeki halıyla sen buradaki otu... Ya da toprağı aynı mı zannediyorsun? Şimdi hayır, bakın bu böyle yerde ya. Kızımız doğal olarak buradakini ütülüyor. Şimdi o yer... Ucu oraya değecek, değmesin diye belki daha dikkat etmiştir. Yok, değdi ister istemez. Değdi saldılar tabii çünkü. Ha, onu diyorum. Hani ütü masasının ebatı belli. Çarşafın neresinin büyüklüğü belli. Değdi. Onda bir avantaj ya da dezavantaj yok yani. Sen olsan nasıl ütülerdin? Ben de öyle ikiye katlaraktan ütülüye aç aça giderdim. Sonuçta gene ucu yere değebilirdi yani. Hatice anne sen beğendin mi? Biraz bu köşesinden de var. Az bir şey. Şu. Bence Sedacığım nevresim yerine madem birini ütüleyeceksin çarşafı tercih etseydin. Ama bana ikisini ütülemem gerektiğini söylediler. Ama 7 dakikada ikisini ütüleyemeyeceğim işte. Belli. Yorgan kılıfı zor olduğu için ilk ondan başladım. Geri kalan sürende zaten 2 dakikamı almazdı çarşaf diye düşündüm. Ama yetmedi süre. Evet, doğru. Yoksa onu ütülesem tabii ki çoktan biterdi. Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Birkaç yani bu şu aşağıda
duran bak şurada. Evet var var. Tamam. Ben de farkındayım. Semra anne, ütü yapmanın bir püf noktası var mıdır? Yani eskiden buharlı ütü olmadığı zaman tabii ki yaş nemli bez sererlerdi de ütülerlerdi, kırışıklar açılsın diye benim bildiğim. Şimdi zaten buharlı ütüler o işi gördüğü için öyle bir şeye de gerek yok. Yüksek ısılı ütü de işte ütüleyebildiği kadar ütüledi. Olması gerekeni yaptı ama tabii işte süre olsaydı daha güzel yapardı eminim. Elinden geleni yaptı diye düşünüyorum. Sürem az olduğu için yorgan kılıfından başladım ama yettiremedim. Yettiremediğim için çarşaf kaldı. Yorgan kılıfında istediğim gibi zaten ütüleyemedim. Ütüde de bir sıkıntı vardı bence. Enerjisi çok azdı, ısıyı çok az veriyordu. Ben yine de elinden geleni en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ütüye de kabahat bulmasını bir türlü anlayamadım. Ütü ütüdür, buharlı. Yani yaptığı şaka kabahat bulmuyor, ütüye kabahat buluyor. Yani kırışıklıklar vardı tabii ki, çok da düzgün değildi. Bunu tabii ki kendileri de kabul ediyorlar. Ama 7 dakika içerisinde yapabileceğinin en iyisini yaptı. Yapabilir. Niye yapmadı? Ben daha yani o şeydeyim. Yapabilirdi, niye yapmadı? Yani ütü yapmak çok zor bir iş değil ama dakikamız az olduğu için yapamadık biz bu görevi bugün. Yetiremedim. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Kimsenin ayağına bakmadım. Ben elimden geleni en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ana kuzusu sakinleri sohbete dalmış, alışverişte olan Hülya hakkında konuşuyorlar. Hülya'nın alışverişi güzeldir ama pazarlığı sıkıdır. Allah yardım etsin. Pazarlığı nasıl yapıyor? Çok iddialı yapar. Kovulana kadar uğraşır yani. Aslında kendisi de normalde satışta çalışıyor ama. Sedacığım, sen de geçtiğimiz haftalarda anne ve kızlarımıza kışlık hediye almıştın. Seni epey bir zorlamıştı. Şimdi Hülya terlik alacak. Ne düşünüyorsun? Ben de daha önceden hediye almıştım, kışlık hediyeler. Bazı kişiler beğenmedi. Bir tanesi şu an burada. Halbuki ben beğeneceğini ümit ederek almıştım. Hülya da hani biz aldığı terlikleri beğeneceğini düşünerek almış olabilir ama beğenmeyi de biliriz. Her şey pazarlıkta değil çünkü bizim beğenmemiz de çok önemli. Özellikle ayak numaralarımızı bilmesi, tahmin etmesi de çok önemli. Kapı çalıyor ve alışverişte olan Hülya eve geliyor. Anneler, ben geldim. Hoş geldin. Evdekiler ne alacağını çok merak etti Hülya, bizden söylemesi. Nasıl geçti? Yoruldun mu? Yorucuydu. Yani yoruculuğu pazarda sadece bir tane yerde olan terliği alabildiğim için yorucuydu. Yoksa bir yoruculuğu yoktu tabii. Hülya aldığı terlikleri ev sakinlerine dağıttı. Bakalım beğenecekler mi? Hatice anne, beğendin mi? Ben beğendim. Güzel terlik. Tamam, hatta tam numaramı almışsın. Doğru mu tahmin etmişim? Çok sağ ol. Çok fazla renkli almak istemedim size ama kahvede genelde giymiyorsunuz kahverengi. Hı-hı. O yüzden onu aldım. Hatice anne hediyesini aldıktan sonra annelere kısa bir defile yapıyor. Sevil anne, beğendin mi? Teşekkür ederim öncelikle Hülya'cığım. Bana da büyük almışsın. 39 numara, ben 38 giyiyorum. Rengini beğendim. Sizinle de uyumlu oldu bugün. Evet, uyumlu oldu. Ama onu niye aldın? Bir sohbetinizin arasında ayağım taraklı. Hani rahattan hoşlanıyorum dediğiniz için onu tercih ettim ben de. Normal 8 alacaktım size de. Ama 8 biraz daha taraklı olunca direkt 9'a geçiş yaptım rahat giyersiniz diye. Çok mu büyük oldu? Terliklerde bazen 37 bile giyiyorum. Bu 39. Semra anne, sana oldu mu? Benim de bir numara büyük ama abes değil yani şimdilik. Ama bu tür terliklerde şey oluyor. Hani bir zaman sonra içi giyine böyle bastırılıyor ya kendi kendine bastırdığı zaman. O zaman biraz arkası daha geniş oluyor. Şimdilik tabii pufuduk. Ama güzel, sıcak tuttu. Beğendim. Şimdi de kızlarımız alınan terlikleri değerlendiriyor. Hatice ablanın çorap işine dönebilir bu terlik. Bence de. Küçük, eyvah. Küçük. Ayağımın yarısı dışarıdık. Teşekkür ederim. Yok, modeli güzel. Hülya'cığım, ayak numaraları konusunda kafan karışmış anlaşılan. Keşke eve bir telefon edip herkesin ayak numarasını sorsaydın.
Telefon açmayı düşündüm ama öyle bir şansım yoktu. O yüzden tahmin edeceksin dediler. Ben de tahmin ettim. Yani bu kadar olabiliyor. Gerisi de kalmış. Güle güle git. Bütçen ne kadardı? 60 liraydı bütçem. Ben ayrıca çorap da almak istiyordum size. Hepsinin içerisinde çoraplarını alacaktım. Hepsine uygun. Ama sürem kalmadı. Ne kadar artırdın? 15 lira. Normalde zaten bunların hepsi 60 lira tutuyordu. İndirim yaptırdım. Annem pazarlık konusunda çok iddialı olduğunu söylemişti. Aslında yaptım ama Esnaf abi çok üzüldüm. Yanlış fiyatım 6 lira diyor. Ben dedim ki hepsini 5 liradan verirsen alacağım dedim. O da dedi ki veremem, ben alış fiyatımı 6. Çok zorladım. Normal dışarıda bile o tarihler 10 lira. Biliyorum onların fiyatlarını. 6.25'e geldi bana. Peki bakalım Seda terliğini beğenecek mi? Ben evde sürekli terlik giyen bir kişiyim. Yani rengini falan beğendim. Ama Semra teyzenin dediği gibi bunlar zamanla çöküyor biraz. O sıkıntısı var ama model olarak falan güzel. Oldu mu ayağına? Küçük değil. Küçük yürüyünce gidiyor. Tam gelmiş. Çok tam. Yok, tam. Büyük görünecek. Yok tam gelmiş. Şimdi evet. Şu an tam da biraz ileride küçük büyük gelecek. Teşekkür ederim. Şimdi de Simge kendisine alınan terliği deniyor. Allah. Ayakkabılar var ya şöyle. Şimdi bu ne olacaktı? İçine basınca daha mı büyüyecekti? Artık ayaklarım yok. Aslında ayağım yok. Ayaklarımla yukarı doğru çıkan patik olurum. Ak Simge, bu lakarda güzel yürüdü. Şaka bir yana, teşekkür ederiz. Sağ ol canım. Yani rengini beğendim. Niyazi anne, bakalım kızının aldığı terliği beğenecek misin? Ben kızımın aldığı terliği çok beğendim. Yaşıma uygun. En çok anneninki beğenildi. Annene kıyak mı geçtin yoksa? Onun kahverengi sevdiğini biliyorum. Evdeki terlikleri de genelde kahverengi alıyor. Benim düşüncem de şu. Biraz büyük olmuş olsaydı ya da küçük olsaydı şurası ayağa değecekti, acıtacaktı. Güzel terlik. Evet, küçük olmuş. Hoşuma gitti. İçi yumuşak, süngerli, iyi, rahat, yay gibi. De ben giyeyim aldığım terliği. Sen kaç numara giyiyorsun? Ben 8 giyiyorum. Senin ayağına büyük bence o terlik. Kendine de büyük almış olamazsın herhalde. Yok tamam. Giydim ben onu burada, orada da o yüzden. Rengi falan da çok hoşuma gitti benim. Canlı bir renk. Hani ben patlak renk kullanmıyorum ama. Hanımlar yeni terlikler hayırlı olsun. Bu arada kapı çalıyor. Hayırdır diyorum ama benim bekliyordum. Ana kuzusu evine misafir gelince tüm hanımlar şaşırıyor. Bana çiçek gelmiştir kesin. Kesin bana. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bora ben, merhaba. Merhaba, hoş merhabalar. Geldiniz. Merhaba Bora. Selamlar. Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hanımlar, önce misafirimizi tanıyalım isterseniz. Ben diş hekimi Bora Öcal. 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Maşallah. Belki, teşekkür ederim. Belki sizlerle bu konuda böyle aydınlatıcı sohbetler de bulunuruz diye bir sürpriz yapayım dedim. Teşekkür ederiz. Ayarlarınıza sağ olun. Size de iyi eğlenceler bu arada. Size sağ olun. İşleriniz güzelmiş. Ben yaptım. Yaptım oldu. Kızlar, misafirimize bir şey ikram etmeyecek misiniz? Çay demliyorsa güzel. Sevinirim valla. Uzun yoldan geldim. Hadi gel çay yapalım. Teşekkür ederim. Hanımlar, dişçi koltuğu birçok kimsenin korkulu rüyasıdır. Sizin için de öyle mi? Acayip bir dişçi fobisi var bende. O zaman bizim de hasta fobimiz olur böyle giderse. Ya. Vallahi öyle, hep dua ediyorum. Allah'ım dişlerime zeval verme diyorum. Elimden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyorum. Çünkü çok ciddi derecede benim dişçi fobim var yani. Çok zor. Nasıl yeneceğimi de hiç bilmiyorum. İşte doktorumuz bunun için ana kuzusu evinde. Ağız ve diş sağlığı hakkında her şeyi sorabilirsiniz hanımlar. Peki doktorumuza soralım. Hocam, dişçi fobisini yenmek için ne yapılmalı sizce? Yani çok yumuşak yaklaşımla veya ilk anda bir tedaviye başlamak yerine daha çok sohbetle veya yapılacak şeylerin önceden size anlatılmasıyla bunları daha rahat atlatırsınız tahmin ediyorum. Fobilerinden kurtulacağın hipnoz tekniği uygulanabilir. Hmm. Daha çok rahatlatmak üzerine özellikle veya fobilerinden kurtulmak üzerine bunu kullanabilirsin. Seda'nın da anlatacağı bir konu var. Ben geçen yaz 20'lik dişimi çektirmiştim. Yaklaşık 2 ay boyunca onunla uğraştım. Her gün böyle 2 defa ağrı kesiciler falan. Şimdi diğerleri ağrı yapmaya başladı. Çektirmem lazım. Korkuyorum aynı. Yani çektirme anından korkmuyorum aslında. Sonrasındaki acılardan çok korkuyorum. Ya o tamamıyla bir kere vücut direncine çok alakalı bir şey. Evet. Senin iyileşme mekanizmanına çok alakalı bir şey. Operasyon esnasında dişi oradan çıkarabilmek için yapılan... Çok uğraşıldı. Evet, işle ilgili bir şey.
Operasyon sonrası senin ona bakımınla ilgili çok önemli şeyler var. Oo, çaylar da geldi. Hocam görüyorsunuz kızlarımız çok amarat. Maşallah. Oh çaylar, meyveler, sohbetiniz bol olsun hanımlar. Ha, bu arada unutmadan söyleyelim, doktorumuzun size bir sürprizi var. Evet, yarışmanın kuralına uygun olarak size bir de sürprizim var. Ay ne güzel. Keşke olsa da yarım getirseydim. Ay inanmıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Neye göre vereceksiniz hocam? Yani beyazlığa göre mi yoksa? Anlamadım da ben tam. Kusura bakmayın. Şu yaşınıza kadar ne kadar baktığınıza bağlı olarak ve bu konuda ne kadar bilgisiniz onu bakayım. Test edeceğim, sonra kararımı vereceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kimisinin dişleri hani çok sağlam olur gerçekten. Hiç fırçalaması bile hani çürümez falan. Kimisi de tam tersi, çok baksa da sıkıntı olur. Bunun peki nasıl çözeceğiz? Onu da bırak 25 yıllık tecrübeme. Doktorumuz kızlarımızın ağız ve diş sağlığına ne kadar dikkat ettiğini tespit etmeye çalışıyor. Bunun için Elif arkadaşlarına diş fırçasını dağıtıyor. Şimdi hepsi doktorumuza dişlerini nasıl fırçaladıklarını gösterecek. Evet, ben size isterseniz çoğunluk diş hekiminin kabul ettiği bir fırçalama yöntemi. Yani genelde biraz yanlıştı da o yüzden göstereyim. Maketimizin üzerinde. Tabii siz de burada belki biraz zorlandınız göstermekte ama. Şöyle, genelde alt çene ve üst çene ayrı ayrı zaman ayırıyoruz öncelikle. Bu çok önemli. Nedenine gelince bazılarınızda gördüğüm kadarıyla dairesel veya yukarı aşağı şeklinde fırçaladınız. Bunlar aslında çok çok işe yarayan şeyler değil. Hatta bazen diş eti hastalıklarını arttırıcı şeyler. Çünkü şöyle göstereyim. Yukarı aşağıya fırçalama yaptığınız zaman aslında dişlerin üzerine biriken bütün pislikleri diş etlerinizin aralarına sıkıştırıyorsunuz. Burada şöyle kabaca göstereyim. Şurada diş eti boşlukları vardı. Onların altlarına sıkıştırıyorsunuz. Buralardan diş taşlarınız oluşabiliyor ve diş eti hastalıkları oluşmaya başlayabiliyor. O yüzden aslında biraz açtıktan sonra bu kadar değil tabii ama alt çeneden başlayalım. Genelde diş etinden ağız ortamına doğru pislikleri atmanızda fayda var. Yani bu gene yukarı aşağı değil. Tamamıyla diş etinden ağız boşluğuna doğru atıyorsunuz. Yani pislikleri ağız ortamına attığınızı düşünün. Aynı şekilde üst çene için düşünelim. Şu şekilde fırçalıyorsunuz. İçeriye olduğu zaman da fırçanızı dik sokun. Yatay soktuğunuz zaman her yere tam ulaşamazsınız. Dik olarak sokarak aynı hareketi yapmanızda fayda var. Yani diş eti sağlığı hepimiz için aslında çok daha önemli. Tabii ki çürük de var ama diş eti hastalığı çok diş kayıplarına yol açan bir şey. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın her yere de girer, bütün aralıklara da girer bu sayede. Çiğneme yüzeyleri serbest, onları istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ama tavsiyem odur. Doktorumuz dişlerin nasıl fırçalandığını anlattı. Şimdi buna göre yanında getirdiği sürpriz altını kızlarımızdan birine hediye edecek. Evet, aslında altını kime vereceğim konusunda karar vermek için son olarak sizlerden güzel bir gülümseme alayım en azından. Aslında belki beklenmeyen veya değişik bir karar vermek istiyorum. Gurur duyuyorum bu tedaviye karar verdikleri için. Ve özellikle çok ileri yaşta buna karar verdiğin için gerçekten tebrik ediyorum seni. Bakması gerçekten çok zordur. Pekiştirme aparelleri veya tellerine çok dikkatle bakmanı isteyeceğim senden. Ay. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Herkesin dişleri çok güzeldi. Ben sadece hem ortodonti için de bu konuda iyi bir karar verdiğin için tebrik teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ben de çok eğlendim. Eğlendim. Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişsiniz. Hepinize iyi günler. Doktorumuz altınını Hülya'ya taktıktan sonra evden ayrılıyor. Yine bekleriz hocam. Ana kuzusu evinde bir ilk yaşadık. Evimize bir diş doktoru geldi. Çok heyecanlıyız. Kızlarımız da çok heyecanlandı. Bugün diş hekimimiz geldi. Ay çok sevindik. Güzel güzel bize bilgiler verdi. Benim kıza dişi telli saklıyordu. Öbür kızdan dişleri güzel tabii ki. Bakımda bakın beyaz beyaz. Ama benim kıza ne yapsın işte. Tel taktırmak zorunda kaldı. Dişleri çarptı. Dişlerini saklıyordu garibim. Ama bugün altını kızım kazandı. Kızların hepsi dişlerini göstermekte zorlandı. Bora Hoca geldi. Gerçekten.
Yani oğlum gibi sevdim onu. Çok güzel de sundu. Yani konuşmasını o kadar güzeldi ki. Sadece böyle dinliyorduk biz onu. Güzel sundu, her şeyi güzel sundu. Bugün diş hekimimiz geldi evimize. Tellerim olduğu için çok korktum ama korktuğum gibi olmadı. Çok güzel karşıladı. Çok güzel fırçaladığım için ya da dişlerime çok güzel baktığım için ondan bir çeyrek altın kazandım. Ve geldik günün sonuna. Ana kuzusu evinde bugün yine kıyasıya bir rekabet vardı. Şimdi kızlarımız gün içindeki sorumlu oldukları görevlerle anneler tarafından ödüllendirilecekler. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? İlk olarak Simge geliyor. Günün nasıldı Simge? Ben bugün paçanga böreği yaptım biliyorsunuz ki. Yine süre sıkıntım oldu çünkü yemek yapmaya pek alışkın değilim ben. Yapmıyorum günlük hayatta da zaten. Burada görevim için yaptım ve süre sıkıntım çok oldu. Süreyi yetiremedim ama size yine de yaptım bir şeyler. Umarım beğenmişsinizdir. Kaç altın bekliyorsun? 4 ya da 5. Bakalım Simge annelerden kaç altın kazanacak? Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu... altında sensin Simge. Ya kurban olurum. Sürem yetmedi dedin ama çok lezzetliydi yaptığın paçanga böreği. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu... Bir altınla sensin Simge. Teşekkürler. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu... Bir altınlı sensin Simge. Teşekkürler. İyi günlerde kullan. Teşekkürler. Simge paçanga böreğiyle annelerden toplam 4 altın kazanıyor. Şimdi sırada leke çıkarma göreviyle Elif var. Günün nasıldı Elifciğim? 2 tane kıyafetim vardı. Biri elbiseydi, biri açık renkli pantolondu. Tekniği güzel kullanınca yağ ve salça lekesi çıkıyormuş, bunu fark ettim. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Zaten çabuk temizledim. 10 dakikaydı sürem, daha az bir sürede temizledim. Güzeldi. Kaç altın bekliyorsun? Ben her zamanki gibi altın sayısı söylemek istemiyorum. Kaderde, kısmette ne varsa. Bakalım annelerden kaç altın kazanacaksın sevgili anne? Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu 1 altınla sensin Elif. Teşekkür ederim. Açık renkli olanda lekeler vardı birazcık ama yine de eline sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu 1 altınla sensin Elifciğim. Teşekkür ederim.
Elifçim, bugünkü görevin gerçekten zorluydu. Ben aslında bugün Elifçim sana iki tane altın verecektim ama kırmızı elbiseyi çok güzel temizlemiştin. Ama bunun yanında pembe pantolondaki lekeleri sorun etmedim ama inan ki elim vıcık vıcık yağ oldu. Yani o yeterli temizlenememişti. Gerçekten çok yağ geldi elime. O yüzden bir dahakine inşallah başarılar dilerim canım. Tamam, teşekkür ederim. Bugün benden altın kazanan ana kuzusu. İki altın da sensin kızım. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Gençlerimize öğüt olsun. Az bir leke vardı, onu da artık bir dahakine daha iyi temizlersin. İnşallah şöyle koyayım. Ağzım elinden bir şey kurtulmaz. Teşekkür ederim. Elif annelerden toplam 4 altın kazanıyor. Şimdi de alışveriş göreviyle sırada Hülya var. Benim bugün yaptığım zor bir görevdi. Çünkü hiç kimsenin ayak numarasını bilmiyorum, zevkini bilmiyorum. Daha çok kısa süredir buradayım. Belki daha önceden bir Selim ayaklarınıza bakma şansım oldu ama kimsenin ayağına bakmadım. Tahmini bir şeyler aldım, zevkinizi düşünerekten kendim olarak baktım, ona göre aldım. Beğendiniz, beğenmediniz. Güzel şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu ama teşekkür ederim. Diş hekimi bugün bana altın verdi. Orada birazcık moralim düzeldi. Terliklerden sonra moralim bozulmuştu biraz. Ama olsun. Daha önümüzde görevlerimiz var. Bakalım ne olacak. Kaç altın bekliyorsun? Bugün tahmini olarak 4 altın bekliyorum. Bakalım annelerden kaç altın kazanacaksın Hülya? Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Bir altında sensin Hülya. Teşekkür ederim. Aldığın terlik bana 2 numara büyük geldi. Yine de teşekkür ederim. Yanlış tahmin ettim sizinkini. Bugün benden altın kazanan ana kuzusu. İki altınla sensin Hülya. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buraya takılın bari. Biraz daha güzel görünüyorsun. Güzel görünüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu. Bir altınla sensin Hülya'cığım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Teşekkür ederiz. Baktıkça seni hatırlayacağız, emin ol. Güle güle kullan tamam kızım. Teşekkürler. Hülya bugün annelerden toplam 4 altın kazanıyor. Şimdi de son olarak Seda geliyor. Günün nasıl geçti Sedacığım? Görevim bence zordu. Şöyle zordu. Sürem kısıtlı olduğu için zordu. Yoksa normalde hepimiz yorgan kılıf ya da çarşaf ütülüyoruz zaten. Sürem 7 dakikaydı. Belki annem bile olsa o sürede yetiştiremeyebilirdi. Ben elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Bence kim olursa olsun o sürede yetiştiremezdi zaten ikisini birden. Yani çok başarılı olmadım. Dediğim gibi o da süreden kaynaklı. Bugün benden altın kazanan ana kuzusu, bir altınla sensin sen. Teşekkür ederim. Benden altınımı kazanan ana kuzusu. İki altınla sensin Sedacığım. Teşekkür ederim Sevim anne.
Bu arada senin sözlerine katılıyorum. Yani çok çok düzgün olmamıştı biliyorsun. Ama hakikaten 7 dakika içinde yapabileceğinin en iyisini yaptığını biliyorum. Zamanın olsaydı onu kusursuz ütüleyeceğinden eminim. O yüzden 2 altın veriyorum. Teşekkür ederim. Güle güle kullan canım. Teşekkür ederim. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu... Bir altından sensin Seda. Teşekkür ederim Yasin anne. Ellerine sağlık. Benim kızım yapar dedim. Maşallahım var zaten. Süren uzun olsaydı sen öbürünü bile jilet gibi yapardın. Seda çarşaf ütüleme göreviyle annelerden toplam 4 altın kazanıyor. Evet, oylama sona erdi. Bugün kızların hepsi 4'er altının sahibi oldu. Bugün berabere görünseler de hafta sonuna dek kazandıkları altın sayısı kaderlerini belirleyecek. Bu hafta Elif 12, Simge 11, Hülya 12, Seda ise 14 altınla haftayı önde götürüyor. Ana kuzusunda heyecan ve rekabet dolu bir günün daha sonuna geldi. Kızlarımız bugün yine görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı ve annelerden altınları aldı. Tabii ki anneler hep onların yanındaydı. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Her şeye kalple inanacaksın. Önce sabana inanman lazım. Anne, sevmiyorum. Çok ağlıyorum. Ağladı ama gene de gözleri yandı yazık. İçine badem koyarlar. Yani tarifte vardı o yüzden koyduk 2 diş. Tarifte. Ben yeni duydum. Etli çiğ köfte. Benim yapmamam lazım çünkü daha önce hiç yapmadım. Ben temizleyebilir miyim? Siz bana gösterin bir kere. Gayet güzel gözüküyor. Ya domates satan bir yer yok mu? Sarımsakçı abi, sarımsakçı abi. Bugün bütün satıcılar inatçı pazarlık konusunda. Of of of, bak yok çıkmıyor. Anne niye köpürdü öyle? Karbonatla limon karıştığı zaman. Ne elenmemişse elimden geleni yapacağım. Bir anne, dakika. Bu çıkmış mı çıkmamış halim anlamadım devam ben. Devam et. Ne göstereyim? Çekil be çekil. Simge nasıl geçti? Ellerimi hissetmiyorum. İçindeki şeyler fazla olmuyor sana dersem. Anne anne kavanozları ver, kavanozları ver anne. Çık Allah aşkına çık lütfen anne. Ama maalesef ki ne yaparsak yapalım annelerden ben doğru altınları aldığımızı hiçbir zaman düşünmüyorum. Çok iyi yapana da bir altın veriliyor, yapmayana da bir altın veriliyor. Ben anlayamadım burada neye göre altın verildiğini.